X kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, BG'yi devam ettiriyorum. Şöyle kenarlar iki eşit parça ayrıldı. Açılarım da eşitse hemen burası 90 derece. AC ile DG'de paralel olduğuna göre X de 90 derecedir diyeceğiz. Evet, FC kaç birimdir? Arkadaşlar bu kalıplaşmıştır. Bakın K, 2K, 3K'dır. Bu her zaman böyledir. Yani 3, 6, 9. Toplamda 18. Mantığı da nereden geliyor? Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Silelim. Bakın G ağırlık merkezi ya. Ne oluyor burası? K'ya 2K değil mi? Bakın K'ya 3 ise 2K'ya 2 katından 6. Devamında FG 6 ise CC'de ne olacak? Ağırlık merkezi 1'e 2 kuralından 12. 3 buraysa 9 da buraya kalıyor. Yani mantık da buradan geliyor. X kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar AG'yi şöyle uzatıyorum. Burası 90 derece. 2'ye böldü. 6'ya 6. Aynı şekilde şu X de M'e 2M diye bölündü. Şöyle BG'yi birleştiriyorum. Yine ağırlık merkezinden 8'e 4 olmalı. 4 ise bakın şu noktadan bölersem 1'e 2 olmalı. O halde burası 4 bölü 3'tür. Değil mi? Şimdi ben burada bir Pisagor yaparsam 6'nın karesi 36 artı 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9. Eşittir 4M kare. Buradan 9 çarpı 36, 9 kere 6, 54'ün 4'ü elde var 5. 9 kere 3, 27, 5 elde 324. Artı 16 bölü 9. Eşittir 4m kare. Buradan 340 bölü 9 çarpı 4. Şu 4'ü böyle olarak attım buraya. Eşittir m kare ise m'i alalım biz. Şurayı da şöyle kök için alalım. Buradan 340 ile 4 gitti. Ne kaldı burada? 85. 85 kalır burada. Kök 85. Bölü 9 dışarı 3 diye çıkar. Bu tabi ne? M. Bizden ne istiyor? X. X nedir? 3M değil mi? Yani bunu 3 ile çarpacağız. 3'ler gitti. Kök 85'i işaretlerim. Evet. X kaç birimdir? Bakın arkadaşlar. G ağırlık merkezi. 6 buraysa burası nedir? 12. Şurada da K da ağırlık merkezi görevinde. O halde 4'e 8 diye ayrışmalı değil mi? D seçeneğini işaretlerim. Evet, X kaç birimdir? Bakın arkadaşlar AD'yi şöyle uzatıyorum. Bunu tam üçgen haline getirelim. Bakın şimdi 90 derece, kenarlarım da eşit. Şimdi eğer şurası da 90 derece ise anlayacağım ki E ağırlık merkezi. Bakıyorum AD'ye K dersem AB 2K oluyor. Bakın AD'ye K diyorum, AB 2K oluyor. 1'e 2 oranı nedir? 90'a 30 değil mi? Buralarda 60. 30'a 30 kalıyor. O halde burada 90 ise bura ağırlık merkezidir. 8 buraysa 4 buradır. Evet, X kaç birimdir? Arkadaşlar bu bir kural. X istiyorsa şu sol tarafta ve sağ taraftaki uzunlukları topluyorum. 4'ü işaretliyorum. Evet, HC kaç birimdir? Arkadaşlar bakın 90 dereceyi gördüysem ve açılarım eşitse burada ikizkenar vardır. 6 buraysa 6 burası. Devamında bakın burası 90 derece. 6 3 daha 9. 6 6 da 12. Burada bir Pisagor yaparsak 12'nin karesi 144 eksi 9'un karesi 81 eşittir 63. 63 nedir? 9 çarpı 7. 9 da dışarı 3 diye çıkar. Yani 3 kök 7. Burası 3 kök 7 ise bakın diklikten dolayı kenarların da birbirlerine eşit olacağından HC'yi de 3 kök 7 bulurum. X kaç birimdir? BG 5. Şöyle G'den indirdim. Yarısı olacağından 2,5 değil mi? Toplamda kaç? 7,5. 90'dan iniyorsa şuralarda 7,5. 7,5 olmalı. Bakın 7,5'u yazdım hemen buraya. 6 buraysa 1,5 buraya düşüyor. Bakın 15-25. Hani 3, 4, 5 üçgeninin 5 katını düşünün. 15, 20, 25 üçgeni. O halde burası 2. Devamında Pisagor yaparsak burada 2'nin karesi 4 artı 7,5, 1,5 daha 9'un karesi 81. Toplarım 85, kök 85'i işaretlerim. Evet, X kaç birimdir? Bakın arkadaşlar K
Ağırlık merkezi değil mi? ADC üçgeni de işte çemberin merkezi. O halde A'dan şöyle K'dan geçecek şekilde doğrumu indirdim. Şöyle kenarları keşit parçaya bölüyor. Ne geliyor buradan? 7, 2 daha 9. Böl 2'ye 4,5. 4,5 buraya. 2 buradaysa 2,5 da buraya. Bakın aynı şekilde 4,5'ü 1,5'a 3 diye dağıtıyorum. Sonrasında bakın KD'yi birleştiriyorum. Şu açıların eşit olmalı. Hani iç açıortaydan. Devamında bakın 1,5'a 2,5'sa 3'e yani 2 kat arttığı için burası da 2 kat artacaktır. 5 olacaktır. B seçeneği M işaretleri. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar DC AB'ye paralelmiş. Z kuralından burası 90 derece. Bakın buradan bir doğru indiriyorum DE'ye doğru. İki eşit parçaya bölsün. Hani kenar ortay olsun. Muhteşem üçlüden burası da 8 olacaktır. Bakın ikizkenardan 15 buraysa 15 de burası. Devamında iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açı eşit olacağından burası 30. Bakın şurası 8, burası da 8. İkizkenar olduğundan burası da 30. Şöyle DCB üçgenine bakıyorum. 30, 15 daha 45. 90 da buraya 135. Şuraya 45 kaldı. O halde bu 90, 45, 45 üçgeniymiş. 90'ın baktığı 8 ise 45'in baktığı kök 2'ye böldüğümüz zaman 4 kök 2'yi buluruz. Evet, G1, G2 kaç birimdir? Bakın arkadaşlar C noktasından şöyle G1'den geçecek şekilde doğrumu indiriyorum. Aynı şekilde G2'den geçecek şekilde doğruyu indiriyorum. Şimdi bakın 14, 50. Bunları ikiye bölersek bakın 7, 25. O halde bu 7, 24, 25 özel üçgeni. O halde 2 katıysa şu AB komple nedir? 48'dir. Bakın şurası ACD üçgeninin yarısı. Şu bölümde BCD üçgeninin yarısı. O halde burası nedir komple? 24. Devamında ağırlık merkezi neydi? K'ya 2K. Yani 3K'ya 24 ise 2K'ya nedir? Oran orantı yaparsak 16'yı buluruz. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar şöyle ağırlık merkezinden geçecek şekilde çizgimi uzatıyorum. Bakın burayı iki eşit parçaya böldü değil mi? Şimdi DC'ye K dersem BD 5K oluyor. Şöyle buraya K dersem burası 5K. Şunlar da eşit olacağından şöyle 2K buraya, 3K buraya diye dağıttım. Devamında bakın bu ağırlık merkezi M ise 2M. Şöyle iç açıortayı gördüm. 2K'ya M ise komple şu AD'ye 2M'ymiş. O halde AD ne gelir? 4K değil mi? Bakın şurada bir kum saati oluşturuyorum. Şimdi şu uzunluğa 4A dersem. Şimdi 2'ye 4A ise 3'e ne olur? 6A. Bak 2K'yı sildim, 6A yazdım. O zaman K nedir? 3A. 3K nedir? 9A. Kesirlerle uğraşmamak için böyle bir fayda verdim. Devamında M'ye 6A ise 2M'ye 12A olacaktır. O zaman şu bölüm bakın 2'ye 1 oranından 8M burası oluyor. 4M burası. 4 buraysa bakın şu aralıkta 4M eksi 4 oluyor. Şimdi burada oran orantı yaparsam şimdi 3A'nın 4'e oranı bakın 3A'nın 4'e oranı eşittir. 4A'nın 4M eksi 4'e oranı. 4A'nın 4M eksi 4'e oranı. Buradan A'lar gider. Şöyle 4'ler de sadeleşti. Ne oldu? Burası M eksi 1 oldu. 3 ile çarparsam 3M eksi 3 eşittir. 4 çarpı 1 4. Buradan M eşittir. Eksi 3 artı olarak aldım 7. Çarpı 3'ü bölü olarak attım 7 bölü 3. Bizden ne isteniyor? Toplamda 8M 4M daha 12M eksi 4 eşittir. Buradan 12 çarpı M yerine 7 bölü 3 yazıyorum. Eksi 4. Buradan 12 ile 3 sadeleşti. 4 kaldı. 4 kere 7 28. 4 çıkarttım. 24. E seçeneğini işaretlerim.